doğruya doğru, yanlışa yanlış demesi milletimize teveccüh arttırdı. Fevç fevç şu anda yeniden Refah Partimize üye kayıtlarımız, insanlarımızın teveccühü çok üst seviyede. Üye sayısı bakımından da Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz şu anda ve en kısa sürede de inşallah teşkilatlarımız çalışmalarına devam ederek en büyük ikinci siyasi parti üye bakımından buraya da oturacağız ve bu şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii bu noktada Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in milletin menfaatine olan hayırlı hizmetlerde hükümetin yanında olması, doğruya doğru demesi, yanlışa da kimden gelirse gelsin, hükümetten de bir iş yanlışsa bunu en yüksek sesle dile getirmesi. Mecliste en son biliyorsunuz İsveç'in NATO'ya katılmasına hayır oyu veren, Cumhur İttifakı çizgisinde siyaset yaptığını iddia ediyordu o dönemde Yeniden Refah Partimiz. Hayır oyu verdi. Yine aynı şekilde milletvekillerimiz bütçeye red oyu verdi. Niçin? Faiz bütçesi olduğundan dolayı Yeniden Refah Partimiz bir duruş sergiledi ve milletimizin de takdirini topladı. Bugün de Yeniden Refah Partimiz yine hayırlı hizmetlerde Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle hükümetimizin, milletimizin hangi partisi olursa olsun devletle arasında sorun olmayan, devletle arasında terörle mücadele noktasında çizgisini sapmış olanları ifade etmiyorum. Çizgisi düzgün olanları söylüyorum. Hepsiyle oturup müzakere edebiliriz. Hizmet noktasında memleketin lehine olabilecek, menfaatine olabilecek bütün hizmetlerde hizmetimizi yapacağız inşallah. Ama yanlışı da en gür sedayla dile getireceğiz. Bunun neticesine yine Refah Partimiz bugün bu konumda.